Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, Lucas Torreira transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncu için Arsenal kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Uruguaylı futbolcuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray cephesine hayırlı uğurlu olsun. Özellikle son birkaç gündür bu transfer gelişmesiyle ilgili birçok soru aldım. Bu dönemde Ajans Spor'dan ve Radyo Spor'dan arkadaşım Burhan Can'ı da kutluyorum. Burhan Can da transfer sürecini yakından takip etti. An be an gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Lucas Torreira. Mertens ismi gündemde. Mertens ile ilgili de girişimler sürüyor. Sabah saatlerinde elde ettiğim bilgi, Nelson'un ayrılık durumuna göre sağ stoper. Nelson ayrılmasa bile sol stopere Galatasaray takviye yapmayı düşünüyor. Temsilcilerimiz dün Avrupa sahnesindeydi. Avrupa sahnesinde UEFA ve UEFA Konferans Ligi'nde eleme maçları vardı. Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe kazandı. İlk resmi galibiyeti Fenerbahçe'nin. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Kutluyorum Fenerbahçe'yi. Dün oynadıkları futbolla keyif verdiler. Sahasında 3-0'lık skorla Slovakya'yı yendiler. Önemli bir skor. İkinci maç için önemli bir avantaj. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda tur atlayacağını düşünüyorum. Önemli bir skor. Buradan dönmez diye düşünüyorum. Konyaspor, temsilcimiz Konyaspor UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz deplasmanındaydı. Konyaspor deplasmanda Vaduz'la 1-1 berabere kaldı. İç sahada oynayacaklar. Konyaspor'un da tur atlayacağını düşünüyorum. Özellikle istatistiklere baktığımızda Konyaspor'un ezici bir üstünlüğü var. Toplam şut 18 Konyaspor'un, Vaduz'un 4 şutu var. Toplu oynama oranında gayet iyiler. %68'e %32. Bütün istatistiklerde kontrol ettiğimde bir tek faul oranı düşük. Faul oranında rakip daha fazla faul yapmış. Onun dışında Konyaspor'un büyük bir üstünlüğü bulunuyor istatistiklerde. Konyaspor takımını kutluyorum. Bence önemli bir skor. Konyaspor Türkiye'de tur atlayacaktır. Başakşehir'in maçı da vardı. Başakşehir'de bilindiği üzere UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. İkinci eleme turu maçında Maccabi Netanya'yı elemişlerdi. Deplasman iç sahada berabere kalıp deplasmanda 1-0'lık skorla geçmişlerdi rakibini. Dün deplasmandalardı. Mary It Dublik ile oynadılar. 3-1'lik skorla kazandılar. Başakşehir'de kutlayalım. Başakşehir'in gollerini Alexis, Deniz Türüç ve Deniz Türüç kaydetti. Alexis 2 gol attı. Rakibin tek sayısı da Einarsson'dan geldi sevgili dinleyenler. 3-1'lik skor bence avantaj. Ben UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin bir üst tura yükseleceğini, UEFA Konferans Ligi'nde de iki temsilcimizin de bir üst tura yükseleceğini düşünüyorum. Başarılar diliyorum. İlk reklam arasına gidelim. Reklamların ardından hem transfer gelişmelerini konuşacağız hem de yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Son dakika gelişmeleri olursa sizlerle paylaşacağız. Şimdi çok kısa bir ara. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Yok.
Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Adıyaman FK Sportif Direktörü Alper Aslan. Alper Aslan'la birlikte hem Adıyaman FK'yı hem de yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Kendisi de eski bir gazeteci. Şu anda Adıyaman FK'da sportif direktörlük görevinde bulunuyor. Daha önce Tire'de de görev almıştı sevgili dinleyenler. Alper abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Merhaba, iyi yayınlar sevgili Salim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tüm takımları takip ediyorsun. Tabii Adıyaman FK'da aktif görevim var fakat tüm takımları yakından takip ediyorsun. Eski meslek grubunun vermiş olduğu refleksle. İstersen önce Adıyaman'dan başlayalım. Önemli bir proje. Ceyhun Müderrisoğlu, teknik direktör, Sayın Başkan Sait Aybak, futbol direktörlüğü görevinde, sportif direktörlük görevinde siz varsınız. Dün de bir takviye yaptınız Galatasaray'dan. Geçtiğimiz yıl Niğde Anadolu FK'daydı. O19 takımında da oynadı. Galatasaray'la sözleşmesi devam eden oyuncu. Yiğit Demir kiralık olarak kadronuza dahil oldu. Hem Yiğit Demir'in transfer süreci hem de yaşanan gelişmeler neler söylersiniz? Önce Yiğit Demir'le başlayayım. Tabii Galatasaray kulübünün bir açıklama yapmadan bizim oyuncuyla ilgili bir görüş belirtmemiz mümkün değil. Çünkü oyuncunun asıl bağlı olduğu kulüp Galatasaray ve yaptığımız transfer anlaşmasına göre tabii ki oyuncunun tüm transfer sürecini Galatasaray Spor Kulübü açıklayacak. Önce onların hamle yapmasını bekliyoruz. Ondan sonra biz gerekli bilgiyi kamuoyuyla paylaşırız. Diğer konulara geçince Kızılcahamam kampımızı 15 gün üzerinden yaptık ve tamamladık. Ardından 2,5 günlük iznin bitimiyle beraber Afyon'da ikinci etap çalışmalarımıza başladık. Bugün de kampımızın 6. Gününe girmiş bulunmaktayız. Pazar günü de bir hazırlık maçı oynayacağız. Bu hazırlık maçıyla beraber Afyon'daki ilk hazırlık maçımızı da yapmış olacağız. Kadromuzda şu an 21 oyuncumuz var. Hocamızın belirlediği bölgelere 4 takviye daha yaparak ilerleyen süreçlerdeki beklentilere artık bakacağız. Çünkü 25 kişilik kadroyla sezona başlamak zorundayız yeni federasyon kurallarına göre sevgili Salim. 25 oyuncuyla başlayacağız ama bu 25 ile kalacak diye bir durum söz konusu değil. Eğer eksik gördüğümüz bir bölge olursa transfer sezonu Eylül'ün ilk haftasına kadar devam ediyor. O zamana kadar da iki maçımızı da oynamış olacağız. Çok eksik olduğumuzu tahmin ettiğimiz ya da Allah korusun bu dönemde sakatlık meydana gelirse veya beklemediğimiz bir ayrılık. Buna göre bir takviye politikamız da var. Hem kanat hem de santrfor transferlerinde üzerinde durduğumuz isimler var. Daha önceki yayınlarda da sadece çok bahsettim ben sana. Bu sene hem kulüplerin her sene sabit giderleri hem de oyuncu giderleri anlamında 3-4 kat bir artış söz konusu. Federasyon gelirlerinde bir düşüş söz konusu. Evet. Bu arada Alper abi özür diliyorum. Kulaklıkla konuşuyorsan değiştirme durumun olursa konuşma türünü. Tabii ki. Teşekkür ederim. Şu an alabiliyor musunuz sesimi? Şu an gayet net ve güzel. Artan enflasyon oranı tabii bizi her anlamda çok negatif etkiledi. Bu sezonda transfer politikası bütün takımların yine yüksek ölçekliydi. Tabii bizim grubumuzda şu an 20 takım var. Bunun neredeyse 7-8 takım transfer henüz başlamadı. Ya da başladıysa da istediği gibi gitmiyor. Mesela Balıkesir, işte Kastamonu, Zonguldak, Pazarspor gibi kulüpler yakından takip ettiğiniz ve şu an için transferleri ağır giden kulüpler. Onların da kendilerine göre bir stratejileri var elbette. Ama diğer gruplara veya alt liglere, bir alt lige baktığımızda artık oldukça yüksek meblağların döndüğünü görüyoruz. Biz bugün hocalarımızla da diyalog halindeydik her zaman olduğu gibi. Artık öz kaynaklara dönüş zorunlu hale geldi. Zorunlu hale gelmesinin sebebi takımların artık harcayacak para bulamaması. Ama bizim stratejimiz elbette harcayacak para bulamadığımızla alakalı değil. Planlamamızla ilgili bir süreç bu. Takımlar öz kaynaklarına dönmeye başladığında hem sabit oyuncu profilinden kurtulacağız hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne çok ciddi oyuncu kazandırmış olacağız. Biz futbolda artık tüketen değil olmak istiyoruz sevgili Salim. Yani istediğimiz şeyler sadece tüketen, her sene 15-20 milyon lira harcayan ve sadece maç kazanan, maç kaybeden bir takım olmak değil. Türk futboluna, Türkiye Cumhuriyeti'ne değerli, kıymetli sporcular kazandırmak.
Bunlarla ilgili bütün planlamamız kurumsallık üzerine Sayın Başkanımız Sait Aybağ'ın önderliğinde devam ediyor. Diğer kulüplerin çalışmalarına da saygı duyuyoruz. Hiçbirinin muhasebecisi değiliz. Muhasebesini tutmak da bizim vazifemiz de değil, haddimiz de değil. Ama bizim planlamalarımız içerisinde kesinlikle yetiştiren, yetiştirirken yarışan, yarışırken de kazanan bir kulüp olmak istiyoruz. Hem sahada, hem mali disiplinde, hem de prestij olarak kazanan bir kulüp olmak istiyoruz. Bununla ilgili kadromuza kattığımız hem Galatasaray'dan, hem Fenerbahçe'den, hem Beşiktaş'tan oyuncular var. Tabii altyapılarını burada geçiren, üst liglerde de oynamış, profesyonel liglerde de oynamış oyuncular var. Taraftarlarımızın elbette alışa gelmiş tecrübeli oyuncu beklentileri var. Ben şöyle bakıyorum artık tecrübeli oyuncuya. 24 yaş birçok futbol takipçisi için genç olabilir. Fakat 24 yaş eğer son 3 sezonda 70-80 maç oynamışsa bizim için gayet tecrübeli bir yaş. İnsanlar tecrübeyim 32-33 yaşındaki oyuncu profilinden arıyor. Ama bizim planlamalarımızda 28-29 yaşındaki oyuncu maksimum en yaşlı oyuncumuz olacak ki bu şekilde de transfer süreçlerini devam ettiriyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Alper Aslan, sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, Eren Aydın Galatasaray'dan kadronuza dahil oldu mu? Hayır, bir beklentimiz var Eren'le alakalı. Böyle bir düşüncemiz de var. Hocamızla zaten gerekli iletişimleri eski takımı olduğu için Galatasaray'la ve Eren'le kurmuştu. Ama tabii Eren geçtiğimiz sezonu çok 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 iyi geçiren bir oyuncu. Türk futbolu için gelecek vadeden gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Biz de kadromuzda görmek isteriz. Planlarımızı, projelerimizi dolaylı yollarla kendisine ulaştırdık. Şu an bir kulübü var ve onu isteyen başta birincilik olmak üzere 7-8 kulüp var. Yani şu an Eren Aydın'ın kulübünden ayrılması durumunda tercihler arasında olmayı temenni ederiz. Fakat birçok kulüp Eren Aydın'la ilgili teklif yapıyor. Birincilik kulüpleri değil mi? Evet, birincilik kulüpleri oyuncuyla ilgileniyor. Kulüp ismi vermek bizim pozisyonumuzdaki bir insan için çok da doğru değil. Ama birincilik kulüplerinin de çok köklü ikincilik kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiğini biliyoruz. Sevgili dinleyenler, Alper Aslan'la sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, projelerden bahsettim. Peki Sait Aybak Kulüpler Birliği başkan olacak mı ikincilik ve üçüncülükte? Yani bizim beklentimiz adaylık başlangıcından itibaren tabii ki bu görevi başkanımızın en iyi şekilde yapacağı kanaatiyle başkanlık sürecini başlatmak. Tabii ki bu bir seçim. Karşıda adaylar da çıkacaktır. Adaylar da çıktığı zaman bu seçim çok daha faydalı hale gelecektir Türk futbolu için. Özellikle alt ligler için çok faydalı olacaktır. Çünkü işaret edilen adayla değil, bu görevi yapacağına inandığı projeleriyle bu görevi çok daha iyi yerlere taşıyabileceğini, kulüplere faydalı olabileceğini düşünen adaylarla daha iyi şekilde yönetilecektir. Yani başkanımızın dışında, Sayın Sait Aybak dışında birkaç adayın daha çıkması hem demokrasi için hem de Türk kulüpleri için çok daha faydalı olacaktır. İstiyoruz ki işaret edilen adaylar olmasın, projesi konuşulan adaylar olsun. Bir yayıncıyla anlaşacak ya da sponsor modellerini geliştirebilecek, alt ligleri ekonomik olarak hem federasyon hem de sponsor modelleriyle gelir elde edebilecek projeler konuşulsun. O başkan adayları veya yönetimi seçilsin. Biz bunu istiyoruz. Tamamen alt liglerin gelişimi ve önümüzdeki yıllarda Türk futbolunun çok daha iyi yerlere gelebilmesi için aslında biz çok aday çıkmasını, projelerin konuşulmasını temenni ediyoruz. İşaret edilen adaylar yerine projesi olan, istediği projeyi çok rahat konuşabilen, sponsor geliştirebilen adayların bu süreçte var olmasını istiyoruz. Başkanımız da bu vizyona sahip birim. Bu yüzden biz istiyoruz ki doğru modelde, doğru stratejide bir adaylık oluşsun. Biz de kulüplerle iletişimlerimizi başkanımızın nezdinde devam ettiriyoruz. 2 aylık daha bir süre var. 2 ay içerisinde birkaç aday da çıkabilir. Tek aday olarak da girilebilir. Tabii ki bu kulüplerin ve başkanlarımızın bileceği bir durum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Alper Aslan, sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, az önce bahsettin seçim sürecinden. Volkan Bey görevinden ayrıldığı için orada bir boşluk oluştu ikincilik ve üçüncülüklerde.
Volkan Bey'in TFF'de olması ikincilik ve üçüncülük kulüplerinin elini rahatlattı mı? Çünkü o sizin yaşadığınız sıkıntıları biliyor. Kendisi de görev almıştı uzun yıllar Kırklareli'nde başkan olarak. Ve bir de merak edilen bir başka nokta, stadyum ve tesis probleminin olduğu söyleniyor alt liglerde, önemli takımlarımızda. Sizde böyle bir sorun var mı? Stadyum ve tesis konusunda son durum nedir? Hem Volkan Bey'le ilgili hem de bu konuyla ilgili sorumu yönelttim. Cevaplarsan sevinirim. Volkan Can başkanımız çok değerli bir isim Türk futbolu için. Evet. Kırklareli'nde çok uzun süre başkanlık yaptı ve ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt liglerden sorumlu yöneticisi oldu. Kendisine tek telefonla ulaşabiliyoruz, sorunlarımızı anlatabiliyoruz. Çünkü sorunun odağından gelen, sorunun merkezinden gelen bir isim kendisi. Alt liglerle ilgili sıkıntıları noktasından virgülüne çok iyi bilen, nasıl çözebileceğine de çok iyi bilen bir yönetici. Bu anlamda doğru bir isim Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapıyor. Aynı isimle bağlantılı olarak sorunları bilen ve çözebileceğine inandığı dirsek temaslarıyla da federasyonla da ortak yolda gidebilecek bir başkanın Kulüpler Birliği Başkanı olması gerektiğine inanıyoruz. Tesis ve stadyum konusu, ya birçok kulüp şu an tesisini ve stadyumunu bitirmiş durumda sevgili Salim. Türkiye bu konuda oldukça önemli projelere imza attı. Mersin İdman Yurdu'nun Mersin'deki stadyumuyla başlayan proje yaklaşık 20-25 stadyum ve belki de 2 kat fazla tesis yatırımıyla devam ediyor. Fakat bundan faydalanamayan belki de tek şehir Adıyaman. Çünkü Adıyaman Atatürk Stadı, stadımızdan özellikle isminden çok memnunuz. Adıyaman Atatürk Stadı artık çok eski bir stadyum. Bununla ilgili bir adım atılabilir. Biz belediyenin bize tahsis ettiği bir tesiste konaklıyoruz. Antrenmanlarımızı da sağ olsun Adıyaman Üniversitesi'nin bize uygun gördüğü ve gerçekten çok güzel hazırladığı bir sahada yapıyoruz. Yani stadyum gençlik spora ait, tesis belediyeye ait, saha üniversiteye ait. Böyle bir ortamda Adıyaman Futbol Kulübü'nün ikinci ligde devam ediyor olabilmesi bile büyük bir şans. Şimdi bizim beklentilerimiz çok açık Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden. Bizim reklam panolarının ek gelir getirebilmesi için bedeli ödendikten sonra bize tahsis edilmesi, maç günü tribün düzenlemesinin federasyon talimatlarında olduğu gibi bize verilmesi, kombine satış imkanı için tribün bölümlerinin oluşturulması ve çok basit bir konu, 2 haftada bir oynayacağımız iç saha maçlarından önce stadyumun antrenmanı için bir gün bize tahsis edilmesi, ikinci bir takım çok gerekli olmadığı karşılaşmalar dışında saha zeminin bozulmaması için başka bir takıma tahsis edilmemesi. Yani sevgili Salim, anlattıklarım çok zor seçenekler değil diye tahmin ediyorum. Yani evet, stadyumun adının Adıyaman Futbol Kulübü Stadyumu olmasını ya da yıkılıp tamamen arazisinin bize verilmesini istemiyoruz. Olan olanaklardan nasıl iki taraflı kazanç elde edilebilir, buna bakıyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var. İnşallah kısa zamanda da bu sorunu çözüp ardından bütün şehirle beraber kenetlenerek doğru adımlar attığımıza inandığımız bir takımımızla çok başarılı olacağımıza inandığımız bir sezonun başlangıcını yaparız. Biz başkanımız bizlere, biz teknik heyetimize, teknik heyetimiz futbolculara güveniyor. Şehrimizden de bu desteği bekliyoruz. Ben buna inanıyorum. Doğru profildeki bir takımın, doğru profildeki bir taraftar grubuyla ya da seyirciyle nerelere gelebileceğini çok iyi biliyoruz. Bunun örneklerini başka şehirlerde de yaşadık. Biz bu sene hem idari hem mali açıdan hem de sportif açıdan doğru adımlar attığımıza inanıyoruz. Sezon sonunda da artık Adıyaman Futbol Kulübü doğru adımları atan ve finalleyen ve tercih edilen bir kulüp haline gelecek. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Alper Aslan, sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, altyapıdan, tesisten bahsettin, tesis konusu, stadyum konusu. Altyapıda durum nedir Adıyaman'da? Çünkü hep diyoruz ya, altyapı ülke futbolumuz için çok çok önemli. Altyapıdan oyuncu yetiştirebilmek için en önemli, bence en önemlisi, tesis inşa etmek, tesis yapabilmek. Ben bu noktada tesisleşmeyi çok çok önemli görüyorum. Tesisleşme olmadan altyapı olmaz. Siz A takım düzeyinde sıkıntılar yaşıyorsunuz bu noktada. Evet.
sıkıntılar yaşıyorsunuz. Altyapı için projeler nedir? Altyapı için bir tesis projesi var mı? Görüştünüz mü şehrin mülki amirleriyle? Sayın Başkanımız Sait Aybak'ta hem tesis projesi hem de akademi projesi vizyonu oldukça yüksek seviyede var. İstediği şeylerden biri de Adıyaman ve çevresindeki illerden gelecek senelerde oyuncu teminini altyapımızdan sağlamak. Evet. Yani biz bu sene akademimizi ilk kez kurduk. Daha önce Adıyaman Futbol Kulübü'nün profesyonel ve bölgesel amatörlük döneminde hiçbir şekilde altyapısı yoktu. Bu sene 3 kategoride altyapımızı kurduk. Muhammed Hocamız akademisinin başına geçti. Yani değerli bir projeye imza atmak için senin de dediğin gibi tesisleşmeye, altyapının konaklayacağı ve antrenman yapacağı tesise ihtiyaç var. Bununla da ilgili iletişimlerimiz devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Bize daha önce söz verilen, daha önceki dönemlerden de söz verilen bir tesis alanı var. Bunun eğer kulübümüze tahsisi söz konusu olursa biz de gerekli inşaat yatırımını yapacak yerleri de bulabiliriz. Çok rahat evet. Bunu federasyondan da çeşitli yerlerden de çok rahat bunun teminini sağlayabiliriz. Biz altyapımıza ve üst yapımıza kesinlikle A takımımız dahil olmak üzere tek bir tesise toplayıp Adıyaman ve bölgesindeki gençlere hitap eden, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, spora yönlendiren, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk sporuna değer katan hale getirmek istiyoruz. Bu projenin de mimar olarak başkanımız her konuda sağ olsun bize yardımcı oluyor. Umarım en kısa sürede önce tesis ardından da stadyum problemlerimizi çözeceğiz ve Adıyaman'a bir değer daha kazandırmış olacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için Alper abi. Çok çok sağ ol. Ben bizi teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Bizi bilgilendirdin. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Alper Aslan'dı. Şimdi kısa bir ara var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Murat Demiryaz olacak, Olay.com editörü. Sonrasında vakit kalırsa telefon hattını da açmayı düşünüyorum. Malum transfer dönemi olduğu için birçok soru geliyor. Soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Birçok soru var. İkinci bölümde bu soruları da cevaplayacağım. Şimdi kısa bir ara. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde konuğumuz Olay.com editörü Murat Demiryaz. Murat abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Salim Manav. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Süper Lig başlıyor. İlk hafta. Süper Lig'de ilk hafta. Heyecan başlıyor. Haftanın ve ligin açılışında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı Bordo Mavililer. Bugün de sezonun ilk maçında Trabzonspor sahada olacak. Maç İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. İstanbulspor ev sahibi. Trabzonspor uzun yıllar aradan sonra İstanbulspor'la karşılaşıyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa 17 yıl sonra karşılaşıyorlar. Bilindiği üzere İstanbulspor'da geçtiğimiz sezonu playoff'ta şampiyon olarak tamamlamıştı ve bir üst lige çıkmıştı. Birincilikten Süper Lig'e yükselmişti. İlginç bir not istersen paylaşayım maç öncesinde Murat abi. İstanbulspor Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler görev alacak. Bilindiği üzere Erce Kardeşler Trabzonspor'da oynuyordu. Hakem kardeşi Arda Kardeşler Erce'nin Trabzon'da oynadığı süre zarfında Trabzonspor'un maçlarında görevli olmadı. 4 yıl sonra Arda Kardeşler de ilk kez Trabzonspor maçında sahada olacak. Arda Kardeşler Trabzonspor'un 2018'de Yeni Malatya Spor'a 5-0 mağlup olduğu maçta görev almıştı. 4 yıl görev almamıştı. Süreçte kardeşinin Trabzonspor'a transfer olmasıydı. Söz sende abi, yorumlarını alalım. Heyecan başlıyor. Umarım hem ülkemiz için hem takımlarımız için hem oyuncular için hem kulüp hem kulüp başkanları için hayırlı olur. Biz spor medyası için hayırlı olur. Güzel bir lig olur. Kritik kararlar konuşulmasın, kaos ortamı olmasın.
Güzel futbol oynansın, bol goller olsun. Yani sezon öncesinde dileğim budur. Kısır maçlar olmasın. Deplasman yasakları da kalktı. Güzel deplasmanlar yaşansın, güzel tribünler olsun. Bilet, yani bilet ücretlerinde de artış var ekonomik şartlarda düşündüğümüzde. Maça giden arkadaşlarımız yani maçtan sonra şunu desinler: gittik ama bu ücrete değdi. Gittik ama güzel futbol izledik desinler. Herkes için hayırlısı olsun. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun. Söz sende Murat abi. Sevgili Selim Hanım, çok güzel bir başlangıç yaptın. Evet, temennilerine katılmamak elde değil. Umarım çok güzel bir sezon olur. İki aydan fazladır. İki aydan fazla bir süre oldu. Bekledik ve bugün artık Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Senin de dediğin gibi umarım çok güzel, çok keyifli, futbolun konuşulduğu, kaos ortamında olmadığı, hakemlerin hatalarının çok az konuşulduğu bir sezon olmasını ben de diliyorum. Dediğin gibi bu akşam İstanbulspor Trabzonspor karşılaşmasıyla sezon başlıyor. Evet. Açıkçası sen de söyledin zaten Trabzonspor'un geçen sezon şampiyon olduğunu, kadrosunu genel ölçüde korudular. Gidenler oldu, gelenler oldu. Özellikle Trezeguet transferi bence çok kritik bir transfer. Önemli bir transfer bence. Nwakaem'in ayrılışından sonra. Geçtiğimiz hafta zaten bu statta, yani bugün oynayacağı maçın oynanacağı statta Süper Kupa maçında Sivasspor'u 4-0 yenerek bir gövde gösterisi yaptılar. Evet. Aslında hani kaldığımız yerden devam ediyoruz görüntüsünü verdiler. İstanbulspor senin de dediğin gibi geçen sezon playoff sonunda Süper Lig'e çıkmayı başardı. Yıllar sonra Süper Lig'de yer alacaklar. Kadrosunu genel olarak koruduğunu görüyoruz. İstikrarlı bir yapısı var. Bu sezon Süper Lig'de sürpriz sonuçlara imza atabilirler. Ama bugün için baktığımızda geçen haftanın da Trabzonspor'da izledik. Trabzonspor'un lige iyi bir başlangıç yapacağı düşüncesindeyim. Atatürk Olimpiyat tadında. Ben açıkçası Trabzonspor'un bugün kazanacağını düşünüyorum. Ki dün akşam Trabzonspor galibiyetine verilen oran 1.57 iken bu saatlerde 1.50'ye kadar düşmüş durumda. 2.5 üstü tercihi de yapılabilir aslında. Gollü bir karşılaşma bekliyorum ben. Sezonun açılışında, yani en azından 2'den fazla gol olmasını bekliyorum. Hani 3, yani öyle belki 7-8 golü değil tabii ki ama 2'nin üzerinde gol olabilir. Onun da oranı 1.57. Dileyen bunu tercih edebilir ama benim tercihim Trabzonspor galibiyeti olacak sezonun açılış karşılaşmasında. Diğer maçları da Süper Lig'in diğer maçlarıyla ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Bu arada Murat abi, bu biliyorsun özelde sohbetimde de söylüyorum, iddia oynamanın bir his olduğunu, yani hisler burada çok çok önemli. Tabii futbol bilgisi var, realite var, hisler çok çok önemli. İçimden bir ses Trabzonspor handikapla kazanacak diyor. Bunu değerlendirsin dinleyenlerimiz. Yani hislerimde yanıldığım çok çok azdır. Bir anda Trabzonspor handikaplı kazanacak. Direkt net skor. 3-0 olabilir, 4-0 olabilir. Ben de aynı fikirdeyim. Kısır bir maç olmaz. Ben Trabzonspor'un hem realiteyle hem de içimin sesi, yani içimden gelen bir sesle handikaplı 3-4-0 geçeceğini düşünüyorum. Çünkü İstanbulspor cephesi transfer yapmadı. Böyle elle tutulur transferleri yok. Tabii 2 tane takviye oldu, 2-3 tane takviye oldu ama ben İstanbulspor'un transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Devam edebilirsin abi. Yine önemli maçlar var. Karşılıklı sohbet tarzında ben de Süper Lig ve birincilikte zaman zaman kupon oluşturuyorum. Devam edebiliriz Murat abi. Valla senin görüşlerin de çok kıymetli, çok değerli bu bağlantılarımız hep geçen sezonda. Evet. Zaman zaman çok önemli, çok değerli, böyle çok yüksek oranlı verdiğin maçlarda tuttu. Dediğin gibi bugün handikaplı da olabilir. Biz tabii burada hani biraz daha riski azaltma adına
konuşuyoruz ama bence senin de dediğin gibi handikaplı Trabzonspor galibiyeti de kuponlara yazılabilir. Gollü bir Trabzonspor. Risk her zaman iyidir Murat abi. Risk zaten hayata gelmekle başlıyor. Hayatta her zaman risk var. Hayata geldiğimiz andan itibaren risk başlıyor. Evet. O zaman şöyle yapalım. Bugün başka liglerde de maçlar var. Başka ligler de başlıyor. Evet. Mesela yine Avrupa futbolunu yakından takip eden futbol severlerin çok ilgi çeken bir lig İngiltere Premier Lig'de bu akşam Crystal Palace Arsenal maçıyla start alıyor. Bu maç da çok kritik bir maç. Güzel, keyifli bir maç olacak muhtemelen. Crystal Palace geçen sezon 12. sırada bitirdi. Genelde orta sıralarda yer alan bir takım. Sezon içerisinde zaman zaman çok kritik, çok önemli sonuçlar alabiliyor. Kendisini orta sıralarda tutan sonuçlar alabiliyorlar. Arsenal geçen sezon özellikle ikinci yarıda etkili maçlar, iyi puanlar topladı. Ama beşinci oldular. Hazırlık maçlarında oldukça başarılıydılar. Sevilla'yı, Chelsea'yi çok farklı bir şekilde mağlup ettiler. Ve tabii transfer döneminde de önemli transferlere imza attılar. Gabriel Jesus transferi mesela çok önemli. Zinchenko, Marquinhos hamleleri çok kritik. Geçen sezona baktığımızda Crystal Palace'ın evinde Arsenal'i 3-0 yendiğini görüyoruz. Deplasmandaki maç, yani Arsenal'in sahasındaki maçta 2-2 beraber bitmiş. Yani Arsenal geçen sezon Crystal Palace'ı yenememiş. Ancak bu sezon çok daha farklı bir Arsenal göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden de ben Arsenal'in deplasmanda kazanarak sezona başlayacağı düşüncesindeyim. Ama tabii ki Crystal Palace her zaman değişik sonuçlar alabiliyor. O açıdan da sürpriz de olabilir düşüncesiyle 2.5 üstünde önerebilirim iddia severlere. Fakat burada benim tercihim 1.58'lik oranıyla Arsenal galibiyeti olacak. Eintracht Frankfurt Bayern Münih Bundesliga'da da ilk hafta maçları başlıyor. Eintracht Frankfurt geçen sezon 11. oldu. Tabii Bayern Münih'te klasik şampiyon yine oldular. Süper Kupa maçında geçen hafta Leipzig'i 5-3 gibi gollü bir maç sonrası 5-3 yendiler. Robert Lewandowski takımdan ayrıldı ama Sadio Mane ve Juventus'tan da Matthijs de Ligt gibi iki önemli transferi kadrolarına kattılar. Geçen sezon açılış maçında Mönchengladbach'la 1-1 beraber kalmıştı Bayern Münih. Ona rağmen şampiyonluğa ulaşmıştı. Ben açıkçası bu karşılaşmada tabii Bayern Münih favori ama herhangi bir sürpriz olması adına herhangi bir sürprizden kaçmak adına ilk yarı 1.5 üstü tercihinde bulunacağım 1.77'lik oranıyla. Hemen şunu belirtelim. Bayern Münih galibiyetinin oranı 2. 2.5 üstünün oranı çok düşük. 1.19 ama ilk yarı 1.5 üstünün oranı çok daha iyi. Bu şekilde kuponlarımıza yazabiliriz. Eintracht Frankfurt Bayern Münih karşılaşmasını. Fransa Ligi'nde de bir karşılaşma var. Lyon Ajaccio karşılaşması. Lyon Ajaccio mücadelesi Fransa Ligi'nde açılış karşılaşması. Ajaccio ikincilikten çıktılar. Geçen sezonu ikincilikte ikinci sırada bitirdiler. Lyon da geçen sezon 8. sırada yer aldı ve bu sezon takımı önemli takviyeler yapıldı. Bu sezon üst sıraları hedefliyorlar Lyon takımı. Dolayısıyla ben handikaplı Lyon galibiyetinin burada ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yine 2.5 üstü burada kuponlara yazılabilir. Handikaplı Lyon galibiyeti 1.70 oranıyla, ki Lyon galibiyetinde tek başına verilen oran 1.19, 1.18 daha doğrusu düşük bir oran. Dolayısıyla handikaplı Lyon galibiyeti kuponlara yazılabilir. Bugünkü kuponumuzu, cuma kuponu şöyle oluşturabiliriz. İstanbulspor Trabzonspor 2 veya handikaplı 2. Crystal Palace Arsenal 2. Eintracht Frankfurt Bayern Münih ilk yarı 1.5 üstü ve Lyon Ajaccio karşılaşması da handikaplı Lyon galibiyeti şeklinde olabilir. Sevgili Salim Manav, dilersen ben hemen hafta sonu onda oynanacak Süper Lig maçlarıyla hemen tahminlerimi vereyim. Ondan sonra senin de tahminlerini çok merak ediyorum açıkçası. Neler olabilir hafta sonu diye. Sivasspor Gaziantepspor maçı var.
Gaziantep Futbol Kulübü daha doğrusu. Yarın karşılıklı gol var. Karşılıklı gol beklentisi içerisindeyim. Beşiktaş Kayserispor 2.5 üstü. Karagümrük Alanyaspor maçı pazar günü. Yani Karagümrük'ün yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yeni hoca, yeni isimler. İlginç bir maç olacak. Giresunspor Adana Demirspor maçında da Adana Demirspor'un deplasmanda yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kazanabilir de. Yine Karagümrük galibiyeti de olabilir. Bir önceki maçta Karagümrük yenilmez dedim ama Karagümrük galibiyetini de beklentisi içerisindeyim. Giresunspor, Adana Demirspor. Adana Demirspor kazanır diye düşünüyorum ama en kötü ihtimalle yenilmeyecektir. Antalyaspor Galatasaray zor maç. Galatasaray iyi kadro kuruyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında geçen sezona oranla tabii ki daha etkili olacak. Antalya deplasmandan puanla dönebilir ama karşılıklı gol var. Burada ilk akla gelen seçenek oluyor. Pazartesi günü Başakşehir Kasımpaşa maçı. Ben Kasımpaşa'dan bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Başakşehir üst üste zor, uzun yolculuklar yapıyor. Zor deplasmanlar. İşte Breda Blik maçı dün. Oradan gelecekler. Kasımpaşa maçına çıkıp tekrar maç oynayacaklar. Kasımpaşa yenilmezse şaşırmam. Fenerbahçe Ümraniyespor 2.5 üstü net bir tercih olabilir. Ankara Gücü Konyaspor maçında da karşılıklı gol var tercihi olabilir. Süper Lig'de ilk hafta tabii az gollü maçlar da izleyebiliriz. İlk hafta çünkü Ağustos'un başındayız. Hava sıcaklığı birçok yerde çok yüksek. Nem çok yüksek. Dolayısıyla ilk hafta maçlarında az golde görebiliriz. Onu da belirtelim. Bu akşam için değil ama hafta sonu diğer maçlarda bu tip ihtimaller olabilir sevgili Salim Manav. Benim tahminlerim böyle. Senin hafta sonu ile ilgili, Süper Lig ile ilgili tahminlerin nedir? Onları merak ediyorum açıkçası. Hemen ben de tahminlerimi kısa kısa söyleyeyim. Dün programda söylemiştim. Özellikle Süper Lig'de ve birincilikte Türkiye liglerinde ilk 5 haftadan sonra net yorumlar yapabiliriz. Dün bunu da ifade etmiştim. Çok böyle ilk 5 haftalık süreçte yorum yapmayı doğru bulmuyorum kendi adıma. Yanılabilirim. İstanbulspor Trabzonspor maçıyla ilgili az önce dedim. Trabzonspor handikaplı kazanır. Sivasspor Gaziantep maçı var. Sivasspor'un Türkiye Kupası'nda izlediğimizde çok eksikleri vardı. Ben Gaziantep FK'yı da Eyüp maçında izledim. Eyüp'le hazırlık maçı oynadılar. Çok çok kötülerdi. Orta saha ve stoper transferine ihtiyaçları vardı. Bir de forvet. Ben bu maçın ilk yarı 0 olacağını düşünüyorum. Beşiktaş Kayseri maçı var. Beşiktaş'ta eksikler var. Kayseri spor cephesinde biliyorsun transfer yasağı var. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın anlaştılar. Beşiktaş'ın taraftarıyla birlikte kazanacağı kanaatindeyim. Fatih Karagümrük Alanya maçı karşılıklı gol olur. Giresunspor Adana Demirspor maçında Adana Demirspor mağlup olmaz. Antalya Spor Galatasaray maçı var. Bu maçta da karşılıklı goller olacağını düşünüyorum. Başakşehir Kasımpaşa maçı. Başakşehir bir adım önde. Ankara Gücü Konya maçı. Konya Spor biliyorsun Vaduz'daydı dün. Yorgun dönebilirler. Ankara Gücü de ligin yeni takımı fakat önemli takviyeler yaptılar. Karşılıklı gol olur diyorum. Fenerbahçe Ümraniye Spor maçında Fenerbahçe Ümraniye Spor'u handikaplı geçer. 2-0 3-0 bitebilir bu maçı skoru. Yorumlarım bu şekilde abi. Birincilik zaten gibi daha başlamadı. Evet başlamadı. Dediğin gibi ilk haftadan mesela ilk 5 haftalık 6 haftalık süreçte yorum yaparken biraz daha yani biraz daha böyle çekimser kalıyorum onu söyleyeyim. Çünkü biliyorsun bu süreçte transfer çalışmaları devam ediyor. Mesela biz bugün bir maç yorumladık. Örneğin pazartesi gününden maç yorumladık. Hafta sonunda belki bir transfer yapılacak. Mesela Galatasaray'da Lucas Torreira'nın lisansı yetişebilir o maça. Antalya maçına. Doğru mu abi? Antalya maçına evet, yetiştiği evet. Zaman aynı, hazır aynı. Bir şekilde hadi seni 11'de oynatalım diyebilir Okan Hoca. Yani bunlar hep öngörülen şeyler. Oluru var mı? Var. Yani ondan dolayı biraz bu noktada çekimser davranıyorum. Çok teşekkür ederim Murat abi. Bir yıllık birlikteliğimiz bugün bitti. Hem sana hem doley.com ailesine. Senin şahsın adında Hüseyin Özkök'e, Orhun Alicikoğlu'na, Oley.com ailesine çok teşekkür ederim. Güzel bir birliktelikti. Bir yıl boyunca yayınlarımıza bağlandınız.
yayınlarımızda kuponlarınızı paylaştınız. Büyük bir çoğunluğu da hedefe ulaştı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli, çok zevkli bir yıl boyunca bağlantılar gerçekleştirdik. Evet. Süper Lig sohbetleri yaptık ağırlıklı olarak. Tabii zaman zaman Süper Lig'de maçlar olmadığı zaman Avrupa kupaları ve değişik maçlarda, milli maçlarda konuştuk. Evet. Konuşmadığımız lig belki de kalmadı diyebiliriz. Birçok lige konuştuk. Çok keyifliydi. Ben de Radyo Spor ailesine çok teşekkür ediyorum. Programınıza çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok zevkli, güzel bir birliktelikti. Size iyi yayınlar diliyorum. Zaten başarılı bir yayıncılık var. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın diyorum. Tüm dinleyicilerimize de bugün için ve ilerisi için de bol şanslar, keyifli günler diliyorum. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Murat abi. Çok çok sağ ol. Her daim görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Siz de kendinize çok iyi bakın. Tabii ki görüşmek üzere. Görüşeceğiz bundan sonra da. Evet, iş dışında da elbette görüşeceğiz. Ama size de dediğim gibi tekrar başarılar diliyorum. Keyifli yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal Murat abi. Kendine iyi bak. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz olay.com editörü Murat Demir yastı. Sizlerden gelen sorular var. Bu soruları da cevaplıyorum. Hemen kontrol ediyorum soruları. Derfin Yunustane yazmış. Selamlar, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Torreira transferi bitti mi? Evet, Galatasaray oyuncu ve kulübü Arsenal'la anlaştı. Mertens ne durumda diyor. Mertens ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşamadım. Ulaştığım zaman paylaşacağım. Cüneyt Irmak yazmış. Selam Radyo Spor ailesi. Ben İzmir'den Cüneyt Irmak, Fenerbahçeliyim. Radyo Spor'u yakından takip ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Fenerbahçe için Dembele haberleri doğru mu? Son durum nedir diyor. Dembele Fenerbahçe'nin listesindeydi fakat Dembele Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Bu transfer olumsuz sonuçlandı. Masum Başluğu yazmış. İyi yayınlar kardeşim. Adana Demirspor'da transfer hareketliliği var mı? Hayır, yok şu an için. Bir forvet alacağız demişti başkan. İsim var mı diyor. Yani bu forveti Balotelli'nin durumuna göre alacağız demişti forvet transferini. Şu an için bir isim yok. Yasin Özdemir yazmış. Selam abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Karagümrük, Pirlo ve alınan oyuncular hakkında bir şey dedin mi diyor. Ya sen sormuştun Yasin. Pirlo ne kadar maaş alıyor diye. Ben de bilmiyorum demiştim. Yani alınan ücretlerle ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Çünkü bize gelen bilgiler zaman zaman kap açıklamalarında değişebiliyor veya kamuoyunda değişebiliyor. Bu noktada çok fazla net, somut bilgilere erişmedikçe paylaşım yapmıyorum, haber yapmıyorum. Kontrol ediyorum sizlerden gelen soruları. Twitter üzerinden de gelen birçok soru var. Bekir Akıncı yazmış, İzmir'den sıkı bir takipçimiz. Selamlar abi, Galatasaray'da hakim Ziyeh haberleri ne derece doğrudur? Hiç duymadım. Bugün İspanyol basını bunun haberini yapmış. İspanyol basını kaynaklı haberi gördüm. Hiç duymadım. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Salim abi, Torreira kamp ne zaman gelir sence demiş. Laza kullanıcı isimli bir arkadaşımız. Ne zaman gelir? Bugün zor ihtimal olarak görüyorum. Fakat oyuncuyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Belki de imzalanmıştır. Henüz kaynaklarımı aramadım. Rasim Bey yazmış. Evander, Mertens de son durum nedir? Evander ve Mertens de. Evander ile ilgili bugün gelişmeler yaşanabilir. Bir arkadaşımız yazmış. Salim abi, yalvarırım, bugün uçak inecek de. Yani şu an için öyle bir durum yok. Teşekkür ediyorum mesajın için. Birçok gelen soru transfer gelişmesiyle ilgili. Adil Erdoğan yazmış. Adana Spor'da transfer gelişmesi var mı?
Lucas'ın transferi olmamış. Sebebi de normal şartlarda anlaşma sağlanmıştı. Adana Spor'dan ayrılan, şu an tam net ismi bilmiyorum, öğrenince haberde de vereceğim. Adana Spor'dan ayrılan Lucas'ın arkadaşı, eski futbolcusu Adana Spor'la ilgili kötü referans vermiş. Bundan dolayı bu transfer olmamış. Adana Spor bir santraforla ilgileniyor. Genç bir santraforla ilgileniyor. Bugün netleşirse de o transfer gelişmesini de yazacağım. Süper Lig'den bir, önemli bir kulübün oyuncusu bu genç santrafor. Sevgili dinleyenler, hemen devam edelim. Galatasaray için Olsen iddiası var. Bunu da belirtelim. Burhan Can Terzi de bu transferin detaylarını yazmış. Stoper pozisyonunda oynuyor oyuncu. Oyuncunun menajeri, menajerlik şirketi Mişo ile aynı. Bu bilgiyi de sunalım. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün Cuma. Cuma günleri 13 ve 14 arasında üçlemenin ilk günü. Volkan Yılmaz bilindiği üzere veda etti. Bugün Nazım Türknaz geldi. Nazım Türknaz önemli konu ve konuklarıyla sizlerle birlikte olacak. Önemli bağlantıları var. Ben de paylaşmıştı, görmüştüm. Şimdiden Nazım abiye iyi yayınlar diliyorum. Pazartesi günü saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.